Burada sizin getirdiğiniz dosya içerisinde bir şey benim çok ilgimi çekti. Foto beyin, pardon, beyin normali ve anne ilgisizliği. Evet. 6 numaralı foto. Evet, ben şey göndermiştim onu. O benim özellikle çok vurgu yapmayı sevdiğim bir şey. Nedir o? Şimdi insanın ihtiyacı nedir? Deminden beri konuşuyoruz ya, eğitim, IQ bilmem ne. Aslında bizim ihtiyaçlarımız bu temel ayarlarımıza bakınca çok daha basit. Şeyde UCLA Üniversitesi'nde yayınlanmış bir çalışma. Sonra birkaç benzeri de gördü. İki tane çocuğun beyin filmleri bunlar. İkisi de 3 yaşında. İkisi de benzer doğum ağırlıklarına sahip. Sosyoekonomik ortamları aynı. Aralarında belirgin bir fark yok aslında. Ama sağdaki çocuk soldaki normal çocuğa göre kafası bayağı bir küçük. Sebebi annesi hayatta olmasına rağmen psikolojik sorunları nedeniyle çocuğa hiç ilgi göstermemiş. Ve bakın, beyin sadece küçük değil. O sağdaki beynin içinde siyah boşluklar var. Evet. Orası sıvıyla dolu olan işte karıncık dediğimiz bölgeler. O da daha büyük bu çocukta. Yani beyin böyle çekmiş ve büzülmüş gibi. Bizim beyin büzülmüş. Şimdi Afrika'da açlık çeken o hani protein eksikliğinden göbekleri şişmiş çocuklar vardır ya, fotoğraflarını hep görür acırız. Onlarda bile böyle bir değişimi çok nadir görüyorsunuz. Çünkü anne ilgili. Tabii yemeğini suyunu eksik ettiğiniz insanda görmediğiniz kadar radikal bir değişiklik. Yani anne ilgisi, anne mi ebeveyn mi? Özellikle annenin rolü bambaşka. Şimdi bir tane daha deney videosu getirdim. Arkadaşlar onu koyarsa 12 numarada vermiştim ben onu. 12 numarada video. O deneyi mesela hep beraber izleyelim. Aslında insan çocuğunun neye ihtiyacı olduğunu bize çok rahat gösteriyor. Bakın, laboratuvar ortamı bu. Anne ile bebek oynuyorlar şu anda ama bu bir deney. Bunlar oynarken deneyin bir yerinde anneye talimat verilecek. Anne arkasını dönüp tekrar bebeğe döndüğünde herhangi bir yüz ifadesi vermeyecek. Deney bundan ibaret. Bakın, şu anda çocukla annenin angajmanına dikkat edin. Çocuk ne yaparsa anne cevap veriyor. Annenin işte mimiklerine, oynamalarına çocuk karşılık veriyor. Ben özet olarak anlatabilirim. Anne arkasını dönüp de tekrar çocuğa dönüp böyle dümdüz bir yüzle baktığı zaman çocuk bir anda böyle bir şafak atıyor çocukta. Hemen bir şey fark ediyor. Ve çocuğun hiçbir rahatsızlığı yok. Yani yemeği suyu eksik değil, bir şey değil. Ve ağlamaya başlıyor. Birkaç dakika öyle duruyor. Önce çocuk canhıraş bir şekilde annesinin ilgisini çekmeye çalışıyor. Yani bana bak, bana bak. Anne hiçbir tepki vermeyince en son silahı devreye koyuyor. Bağırıyor, çağırıyor, bilmem ne. Ağladığı zaman deneyi sonlandırıyorlar etik nedenlerle. Anne daha yavrum bir şey yok derken çocuğun suratına öyle bir gülümseme geliyor ki. Şimdi bunu bütün çocuklarda deneyebilirsiniz. Çünkü insan türünün doğuştan, bakın bu bebek, bunu öğretmiş olamazsınız buna. Tabii çok küçük bir bebek. Ve o duygusal geri bildirime müthiş ihtiyacı var. Ve siz o geri bildirimi kestiğiniz zaman doğuştan gelen içgüdüsel ayarlar nedeniyle onu geri istiyor. Neden? İnsan beyni doğduğu anda ne iş yapacağını bilmeyen tek organ. Vücuttaki bütün organlar çalışıyor. Bilmiyor. Beyin ne yapacağını bilmiyor. Nasıl öğreniyor? Karşısındaki insanlardan geri bildirim alarak, onları taklit ederek. Eğer siz bunu sağlamazsanız, mesela feral çocuklar diye bir şey belki duymuşsunuzdur. Feral çocuklar derler. Tabiatta bir şekilde terk edilmiş ya da hayvanlar tarafından kaçırılmış. Tarzan. Hayvanlar tarafından büyütülmüş çocuklar. O hayvanlar gibi davrandığını görüyorsunuz. İnsana dair çok az özellik görebiliyorsunuz bedeni dışında. Neden? Onları aynalıyor. Aynen onların özelliklerini alıyor. Bunun anlamı şu. Bir bebek dünyaya geldiğinde, çok erken doğuyor insan bebeği, beyninin bütün eğitimi en yakındaki çevre ve özellikle anne ile yakından ilintili. Anne ilgisi yemekten, sudan, efendim oyuncaktan, şundan bundan çok daha önemli. Çok daha önemli. Anne yoksa anne yerine geçen ilk bağlanmak kişisi kimse. Yani i̇lk anne, anneanne. Tabii. Kadın olması şart mı? Şöyle değil. İlk bağlanma kişisi demek şu. Bebek doğar doğmaz bir kişi istiyor. Güdüsel ayarlarımızda böyle bir şey var. Hani ördekler doğar doğmaz bir hareket eden... Bir örnek istiyorum. Hareket eden ilk şey anne diye peşinden gidiyorlar ya. Imprinting deniyor buna, damgalama. Aynısı insanda da var. Ona kilitleniyor ve o ne yaparsa ondan öğreniyor. Bizim kültürümüzde de anasına bak kızına al lafı bile buradan geliyor aslında. O davranışsal tepkiler falan hep aynalanarak oturuyor. Mesela benim kızım annesine benzeyecek. Büyük oranda özellikle duygusal tepkilerini annesinden alacak. Ve annesi kızdığında ne yapıyorsa, annesi işte acıktığında nasıl sinirleniyorsa o da muhtemelen öyle sinirlenecek. Peki annesi bana nasıl davranırsa kızın bana öyle mi davranacak? O daha kompleks bir davranış. Eyvah, için şartlara ben göre değişir. Şunu İkisiyle birden mücadele edemem. Yeni bir bebek, birkaç aylık bir bebeğe aa diye ağzınızı açın karşısında, bebek de %90 oranında aa diye ağzını açacaktır. Aynen, nöron sistemi doğar doğmaz çalışmaya başlıyor ve biz bütün davranışlarımızı işte böyle öğreniyoruz. Şimdi o kadar çok lafzi eğitime, sözel eğitime ağırlık verdi ki biz bu kısmı unuttuk işte. Bu kısım aslında bizim beynimizin ihtiyacı olan şey.
Ve ilk aylarda... O zaman mesela bir çocuğu 3 yaşından evvel yuvaya yollamamak mı lazım? Mümkünse yani oyun çağı dediğimiz 5-6 yaşlarına kadar ailesiyle birlikte olması en iyisi ama bugün işte aile doğru. Vakit geçiremiyor ki. Tabii ki yani. Anne çalışıyor, baba çalışıyor. Bakın süre çok önemli değil. Bir hanımefendinin konuşması var, ismini hatırlayamadım, TED konuşmaları arasında. Her şeye evet demeye karar vermiş ve bir gün kızına da işte oynayalım deyince evet demeye zorunlu kalmış bir iş kadını. Ve diyor ona evet dedikten sonra hayatım değişti. Çünkü şunu fark ettim. Çocuk zaten 15 dakikadan fazla benimle oynamıyor. Ve ben kendimle ilgili çok fazla şey öğrendim diyor. Çok eğitici bir konuşma o. Ve o aslında bize şunu gösteriyor. Kısa olabilir, verimli, %100 çocukla beraber olan bir zaman geçirdiğinizde tabii ki onun ihtiyacını karşılıyorsunuz. Çünkü o çocuk günlük istihkakını sizden almak istiyor. Bir davranış öğreniyor. Saatler tabii 24 saat değil. Belki bir saat, belki yarım saat. Öğrenmede aynı böyle. Davranış öğrenmede ahlak kurallarını, toplumsal her şeyi böyle. Yani çocuk beyninin gelişimi için zengin ebeveyn ilgisi, tabii. Kaliteli ebeveyn ilgisi şart. Bu çok uzun sürelerle demin, değil ama demin hocam yoğun. Söyledi ya, ilk ortamın zengin olması. Mesela farelerde yapıyoruz deneyi. Farelerin kafeslerine böyle çarklar, oyuncaklar falan koydunuz mu, beyin bağlantılarının daha fazla olduğunu ve farelerin daha zeki olduğunu görüyorsunuz. Ama insanda bu etkiyi oyuncaklar yapmıyor. Tam tersine fazla hazır oyuncak bizim beyin bağlantılarını öldürüyor, yaratıcılığı ortadan kaldırıyor. Ama zengin sosyal çevre çocuğun çok fazla potansiyelle büyümesini sağlar. Yani anneanneler, babaanneler, dedeler, ki, arkadaşlar, kalabalık aile. Tabii ki. Ve hala işte aslında o kültürümüz bir yerde çok şükür ki bu ülkede hala mevcut. Ama gittikçe şey oluyor ya, böyle biraz hani batılı, nasıl diyelim, daha bir kapitalist toplum yapısına dönüşüyoruz ya. Aynen. İşte yaşlılar emekli olunca bir kenara ayıralım. Onlar işte... Yani o zaman mesela annelere, büyük annelere, anneannelere, çocuklara bakım için bir para ödeniyor olması ama bu iyi bir sonuç getirir mi? Ben açıkçası yani her türlü sübvansiyonu açayım bu konuda. Çünkü tekrar o büyük aileyi bir araya getirmek gelecek nesil için bence önemli. Ne kadar çok örnek görürse çocuk, düşünsenize bakın o videoda çocuk bir aynalama makinesi. O bilgiyi emmek için gelmiş buraya. Siz onu ne kadar data sağlarsanız sınırı yok. Yani beyin onu sünger gibi emiyor. Aynen öyle. Ve yaşlılarında bilgilerinden faydalanılır. Otistikte de bu yokmuş. Nedir? Otistik nedir mesela? Otistiklerde karşı duygu ve davranışları öğrenmede zorluk ve böyle tekrarlayıcı el, kol ya da stereotipik hareket dediğimiz hareketlerle ortaya çıkan bir hastalık, davranışsal. Daha çok bu ayna sistemi dediğimiz karşısındaki gördüğünü taklit etme. Ayna yok. Ayna sistemi yok. Mesela onlara güldüğünüz zaman senin dediğin şekilde gülmeyle cevap verilemiyor. Ya da sonraki adımları algılayamıyorlar. Mesela siz bir şey işaret ediyorsunuz, işaret ettiğiniz yere değil parmağınıza bakıyor. Gelişimsel ve davranışsal bozuklukla beraber seyrediyor. Ama bu esas da muhtemelen sistemi, tabii nöronların yanlış bağlaması ile ilgili olduğunu yanlış düşünüyorum. Yanlış bağlanması ve bu ayna sistemi tabii. Dediğimiz doğuştan bizde olan, diğer canlılarda var gerçi, sistemin eksikliğinden kaynaklanıyor. İşte bugün de bunun miktarının artmasını beslenmeye bağlayanlar var, yanlış yaşam koşullarına, şehirleşmeye bağlayanlar var. Zaten tek başına ya çocuğun güvenli hissetmesi ya da stresini azaltacağı için tek başına o bile yeterli. Mesela çocukların erken çağlarda, erken dönemlerde... strese maruz kalmaları IQ seviyelerini düşürdüğü gösterilmiş. Yaklaşık 7-10 puan daha düşük IQ'lu oluyorlar. Yani zengin çevre denilen o zaten. Yani sadece doğal olarak paralı değil ama böyle uyaranların çok yoğun olduğu, duygusal, emosyonel uyaranların yani zengin olduğu çevre. Önce aile çevresini genişliyor, sonra arkadaş çevresini genişliyor. Bunlar pozitif etkenler yani. Evet. Aynen öyle. Sosyallik. Yani. Ne kadar? Çünkü bizim beyin esas olarak sosyal bir cihaz. Yani insanı esas insan yapan şey işte o sosyal algı, sosyal kognisyon dediğimiz şey. Ve bizdeki kadar ileri düzeyde hiçbir canlı da yok. İşte o demin programa girmeden önce Sultan Hoca ile muhabbetine diyorduk. O Dunbar sayıları, şunlar bunlar. Tanıyabileceğimiz insan sayısı mesela beynimizin büyüklüğüyle orantılı. Öyle ve mi? Bu kadar büyük beyin olduğu için biz 150-200 kişiyi gerçek anlamda tanıyıp onlarla birebir ilişki kuruyoruz. Mesela Süleyman Demirel'in beyni çok mu güçlü? Tabii o bayağı beyni zorlayıcı bir ama şey Süleyman Demirel. Ama şöyle bireysel özellik olarak mesela zaten. Ortalama insanların çoğu yapılan çalışmalarda insan türüne özgü olarak mesela 143 ile 230 arası insanla gerçek sosyal ilişki kurabiliyoruz. Onun için öyle Facebook, Twitter arkadaşlıkları 10.000, 5.000 hiçbir anlam ifade etmiyor. Diğerleriyle ilişki kurmak için ilişki kurduklarınızı eksiltmeniz gerekiyor. Ama bu arada bir şey söyleyeyim. Ama, beyin onu ayırt edemiyor biliyor musunuz? Sosyal medyada 1.000 tane arkadaşınız, 5.000 tane arkadaşınız varsa ve sosyal medyada immersive durumdaysanız eğer beyin onu gerçek sanıyor. Oradaki her bir ilişki. Çünkü böyle bir ayarı yok önceden. Böyle bir tecrübesi yok. Orada bir insanın işte arkadaş listenize eklendi. Size kötü bir şey söyledi. Hemen gerçek bir kavga gibi.
algılıyorsunuz. Daha da fenası yazılı iletişimde beyin o mesajı alıyor ya. Yazılı iletişimde duygu falan iletemiyorsunuz. Vücut gibi kendi yok. Kendi duygunuzla şey yanıtlıyorsunuz. Kapatıyorsunuz onu. Siz etrafını dolduruyorsunuz ve o kişiye bir duygu atfediyorsunuz. Yazışarak kavga etmenin çok adet haline geldiği bir yerde aslında işin sebebi gene bizim eski ayarlar. Bu sisteme uyumlu değiliz. Bu kadar insanla birlikte yaşamaya, ilişki kurmaya uyumlu değiliz. Gerçek ilişkileri de aksatmaya sebep olunca da artık bu bir patoloji haline dönüşüyor. Bir bozukluk haline dönüşüyor. Siz evinizde kişilerle konuşmayıp sosyal medyada bir sürü insanla ilişkiye geçebiliyorsunuz. Ama, dolayısıyla bu karşımızdaki modern problemlerden yeni bir tanesi. Ama Süleyman Demirel'e farklılığı veren kişisel farklılık olduğu için, yani isimleri tutma. Mesela Taşra'ya kadar herkesin adını biliyormuş. Aynı şekilde mesela Napolyon için de söylenir. Oradaki neredeyse bütün askerlerin adını biliyormuş şeklinde anlatılır. Gerçi orada biraz danışman yardımı var. Yani orada bir yan kuvvet var. Vallahi danışman yardımı var yoksa palavram var, ben ondan emin değilim. Yani, anlatıldığı şekilde. Bir gün biri Süleyman'ın bir gezisinde yanındakiler bir dedi ki bunca isimler de aklını tutuyor dedi. Şey, bir yere gitmişiz. Vay Ahmet bilme ne falan filan. Biriyle konuşmaya başladı. Dedi ki tutmuyor ki dedi. Nasıl tutmuyor ki dedim. Dedi ki yani büyük ihtimalle orada Ahmet değil ama dedi ki Süleyman Demirel abi ben Ahmet değil Mehmet'im demez çoğunluğu dedi. Tabii ki. Dese de dedi Süleyman ayağı karıştırdın der dedi. Geçer dedi. Hepsini tutması mümkün değil demiştim. Ama bireysel farklılıkları var. Ama muhakkak bazıları daha fazla kapasitesi var. Paşanın kahvesi istediği gibi evet. Gelir. Diğerleri nasıl gelirse aynen, nasıl gelsin. Şu şeyleri nöronlara geçelim mi? Nöronlar nedir? Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim öncelikle. Şimdi bu nöronun farkı ne? Beyinde hafıza diye bir şey var. İşte anılar biriktiriyoruz, bilgiler biriktiriyoruz, görsel bir sürü malzeme biriktiriyoruz. Bir sürü şey biriktiriyoruz. Bunlar beynin içerisinde var mı? Yani şöyle diyeyim mesela. Beyni söküp bir yere bağlama imkanımız olsa bunları oradaki bir hard diske yazılır gibi yazılıyor mu veya bir CD'ye yazılır gibi yazılıyor mu yoksa başka bir sistem mi? Şimdi nöron, vücutta birçok farklı hücre tipi var. Nöronlarda beyne özgü olan sinir hücreleri fakat diğer hücrelerden farkı elektrik sistemi var. Biyoelektrik sistem, o sistemle çalışıyorlar. Kendileri bunu üretiyorlar, iletiyorlar ve aynı zamanda da bir nöron tek başına bir işlev görmüyor genelde. Birçok nöron bir araya gelerek belli ağlar oluşturuyorlar. O ağın sonucunda... Karıncalar gibi yani. Aynen. Organize bir yapıyla engram denen şeyler oluşturuyorlar. Şöyle bir şey var. Beyinde üç tabakalı bir algılama sistemi açısından söyleyeceksek yapı var. Birincisi, birincil duyu alanı dediğimiz alanlar var. Mesela bir nesneye baktığınız zaman bu birincil görme kabuğunuza gider. Orada bir sinyal elektrik akımı oluşturur. Fakat onun ne olduğunu adlandırmak için bu bardaktır ya da kaşıktır demeniz için onun engram denen daha önceki görüntüsünün orada olması ve onunla karşılaştırılıp adlandırılması gerekiyor. Daha sonra da bu dokunduğunuz işte zaman sıcak bir kaşık demeniz için ısı duyumunu alan başka bir yerle de onun birleştirmesi lazım. Ve üçüncü alan dediğimiz alanlarla birleştirmesi gerekiyor. Şimdi hafızanın beyne nasıl kaydolduğu konusu epeycene karışık bir konu. Yani bununla ilgili Eric Kendall Nobel ödülü aldı ama... Ama asla hak etmemiş diyeceksiniz gibi bir hali var. Yok, sinir bilimi kendi değil. İfadeleri süper bu konuda. Muhtemelen dışarıda bir yerde diyor adam hafıza. O kadar umutsuzluğa düşmüş yani. Yani beyni şöyle söküp döküp salladığınız zaman geçmiş deneyimlerimiz aşağı dökülmüyor. Ortada öyle bir şey yok. Onun başta da programı söyledik ya. Yani beyin buna bir aracılık ediyor. Hafızayı oluşturmaya, hafıza belleği geri çağırmaya, hatırlamaya aracılık ediyor ama beyni kurcaladığınız zaman belleği orada göremiyorsunuz. Ha tamam, protein artıyor. RNA dediğimiz küçük yapılar, RNA protein dediğimiz küçük minik yapılar da belli öğrenme süreçleri sırasında artışlar oluyor. Sinir hücreleri bağlantıları çoğalıyor. Ama orada bir öğrendiğiniz bir mekanizmayı göremiyorsunuz.